Hoş geldiniz, merhabalar. Bu arada ses iyi geliyor mu? YouTube'da bir aksilik oldu ve yayında donmalar olduğunu söylediler. Şu anda iyi mi? Merhaba, hoş geldiniz, selamlar. Orçun Apak, merhaba. Sinan Aydın, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl şu anda, ses iyi geliyor mu? Hoş geldiniz Neval Hanım. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Evet, burada donma olmaz. Ya şu anda internetim full çekiyor. Eğer bir sorun varsa şuraya hatta nutumuzu da koyalım. Bugün özel. Evet. Hepimizin, tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz hepiniz. Evet, süper. İyiyse harika. Şimdi sorularınız varsa buradan alabilirim bu arada. Evet, ses buradan geldiği için. Ya bunu bilgisayara bağlayamıyorum maalesef. Şimdi TAPGİ'da ne zaman tavan bozar? TAPGİ'da şöyle aslında maalesef benim kendi öngörüm, şimdi bakıyorum tabii 10 günü bulamayabilir. Yani 8 gün 10 gün olmaz, diğerleri gibi olmayabilir. Şöyle yapabilir mesela, olabilir benim öngörüm. İnsanlar şöyle 500-600 lira kârı görünce çıkabilirler. Maalesef çıkabilirler. Ben de kademeli bir şekilde mesela salı günü bakacağım, bir inceleyeceğim. Belki duruma göre çarşamba günü çıkabilirim. Eğer olmazsa da ya perşembeye kalmam diyorum. Bakın ben net söyleyeyim. Normalde diğerleri gibi olsaydı cuma günü herkes çıkabilirdi. Fakat peki şöyle söyleyeceğim. Şu anda yayında olanlar arasında TAPGİ'da katılmayan var mı? Çok merak ettim ya. Bakın şu an 30 kişi var mesela. 29. Şu anda TAPGİ'da katılmayan var mı acaba? Halka arzına. Bir bakalım. Bu hafta borsa nasıl başlar? Yani borsa bu hafta nasıl başlar belli olmaz. Bilemiyorum, bu zamanlarda herkesi terse bırakıyor borsa. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Evet, Zuhal Hanım ben demiş. Vallahi süper ya. Figi Hanım katıldık demiş. MHR tavan gidiyor. Kâr azaldı iyice, beklesek yükselme. Ya MHR'ye çoktan çıktık. Hatta ben yayınlamıştım. Mekabeton'a yani katılmadınız mı? Anlamadık. TAPGİ'da. Ben TAPGİ'da mı dedim? TAPGİ'da. Top nereden çıktı? Evet, yok demiş demek ki. Bakalım şöyle bir. Ya MHR için bir şey diyemeyeceğim. MHR şu an sorun, ya yani problem. İyi olmayacağı kesin diyor. Yani şu anda her şey olabilir. Yani savaş durumu vesaire bilmem ne, bir sürü şey var. Ben borsaya girmiyorum diyor. Evet. Yani İngiliz bileşim satalım mı? İngiliz bileşimden çoktan çıktık zaten. Yani eksi verdi. Alıcı bulabilirsiniz şu anda. Satın tabii ki ama yani biraz kritik, zor şu anda. Mert Paşa'dan geçen yayında altın fonunu önerdi. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Nemay Bal. Ben ne yapıyorum söyleyeyim. Ben altını fiziki olarak alıyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Bakın gerçekten psikolojik etkisi var. Yani ben belli bir seviyede kenarda altın tutmazsam rahat hissetmiyorum. Çünkü neden olduğunu söyleyeyim mi? Altın fonu tabii ki önemli. Alış satış makas farkı yok. Fiyat da aynı, stabil. Fakat şundan dolayı. Ben mesela durumum o anda kötü oldu. Bir şey oldu maddi olarak. Ani ihtiyacım var. Altınıma giderim. Gerekirse herkese satabilirim onu o anda. Nakise çevirebilirim. Kuyumcuya da gerek yok. Fakat fonlar 2 gün sürüyor, 3 gün geliyor gelmesi. Ben bir keresinde çok büyük sorun yaşadım. Mesela ev alırken gerçekten fonları bozduracağım. Para gelmiyor. Kapora verdim. Bir şekilde benim onu bankaya atmam lazım. Gittim borç aldım. 2 gün sonra gittim fonun parasını oraya verdim. Yani problemli. Bundan dolayı altın fonu tabii ki öneriyorum. Fakat mesela örnek vereceğim. 100 bin liralık bir altında tutmayı düşünüyorsanız paranızı, bunun gidin mesela 50 bin lirasını şey alın, fiziki alın bence. Benim kendi öngörüm. Ben öyle yapıyorum şahsen. Telefondan aldım bağlantıyı. Kralsın, iyi oldu diyor. Oldu mu? Acaba bundan mı açsam sesi? Bozuk mu diyor. Bir deneyelim bakalım. Peki ses iyi geliyor mu? Kablosuz aletler hep sorun diyor. Evet ya. Hep sorun çıkarıyorlar. Bugün şu bilgisayarımı o zaman şöyle yapayım ya. Kapatayım şu bilgisayarı. Düzeldi, tamam. Peki bir şey daha soracağım. Çok zaman kaybı oldu ya. Mikrofonu takmama gerek var mı? Ses iyi geliyor mu şu anda? Gayet iyi şu an diyor. Şimdi sorulara buradan soru cevap. TAP satınca diyor. TAPGİ'da satınca haber verir misiniz story olarak?
Zaten takip etmeyenler varsa lütfen şöyle yapalım. Ben Twitter'dan ve özellikle Instagram'dan yayınlıyorum zaten. Çıktım veya çıkmadım ve benzeri gibi. Tamam. Ses iyiyse süper. Mikrofona gerek yok. Doğal olsun biraz böyle, tamam mı? Böyle yapalım. Şimdi merak ettikleriniz varsa sorularınızı alabilirim. Acaba ses iyi mi değil mi diye şarkı mı söylesem, ne yapsam? Arkadaşlar ben genelde şöyle söyleyeyim. Birçok kişi takip ediyor bu arada. Aydın's Music isimli kendi sayfam vardı. Yani piyano çalıyorum ve orada kendim vokal olarak performanslarımı sergiliyordum. Yani takip için değil kesinlikle. İnanılmaz takip isteği vardı. Bundan dolayı böyle bir şey söylemek istedim. Şu an en samimi olduğum insanlar olduğu için burada. Bu yüzden dolayı. Bir de çok fazla soru var. Yani özelden karşılayamadığım kadar, yani özür diliyorum gerçekten, cevap veremedim. Bakın maillerde özellikle cevap vermeye çalışıyorum bazen ama maillere cevap veremiyorum. Lütfen mail atan varsa maile göndermesinler. Instagram'dan yazsınlar. Bir şekilde cevap veriyorum. Zaten Instagram en pratik yolu şu anda. Evet, şimdi bakalım. Tüpraş sorabilir miyim? Tüpraşı uzun vadede kesin ve kesin olarak almak lazım. Bakın ben şu an topluyorum. Şu anda alış seviyesinin aynı seviyesinde. Ben kendi alış fiyatımı söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle alabiliriz. Yatırım yönetici değildir bu arada, aman. Başımı belaya sokmayın sonra. Şimdi yüklü miktar altın ve gümüş falan almak istiyorum. Ne dersiniz? Mesela 2 milyon lira falan mı, ne kadar yüklü miktar? 1 milyon 500 bin lira. Şimdi 500 bin lira varsa 500 bin liranın da hepsini altın ve gümüşle koymayın sakın. İki tane değil. Ya da sepet yapın yani. Uygun fiyat tarla alın mesela. Onun haricinde yatırım fonlarına girin, hisse senedi alın. Bölün bence. Olabildiğince bölmeye çalışın. Riskleri bölmek lazım. Kesin mi? Kesin. Hocam demiş, yatırım tavsiyesi olmadan Erhan Tomaz. Örnek fon sepeti. Hocam vallahi var. Çok çok fazla var. Girin bakın. YouTube kanalımda Ekonomist 101 takip etmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Çok fazla fon videom var. Borsada yıl sonu hedefiniz kaç olur? Hiç belli olmaz ya. Kaç dolar diyor. Dolar mı? İşte inanın bilmiyorum. Yani ben zaten geleceğe yatırım yaptığım için almaya devam ediyorum şu anda. Burcu Hanım. Hoş geldiniz hepiniz. Fonlar çok farklı kazanç oranı. Sizce ortalama yüzü kaç olursa? Şimdi fonları ben şu şekilde alıyorum bu arada. Bakıyorum. Son ayda mesela bakıyorum kazancını. %10'dan fazlaysa biraz bekliyorum, bakıyorum yani, inceliyorum. Sonra 3 aydaki eğer durumu yani %30-40 civarındaysa yine bakılabilir tabii ki. Ama benim alış zamanlarımda son ay çok önemlidir. Çünkü son ayda özellikle ya orada bir mesela %20 varsa almam tabii ki. Ama son ay %3 vermiş, benim 5 vermiş, eksi vermiş. Cihaz Hoca diyor ya canımsın diye alırım yani. Tabii için. Ya tabii dediğim gibi bir salı günü bakacağım, bekleyeceğim. Ne oluyor ona göre. Çarşamba belki çıkarım. Hatta bakarsınız yani %30'unu satarım belki salı günü. Öngörüme göre. Yavaş biraz daha %30 çarşamba günü. Bir tane yani şöyle söyleyeyim mesela, bir taneden kastım. Yani belli bir oranda bırakmayı planlıyorum. Yani 1, 3, 5 neyse artık. İsvim ve Astor. Yani Astor'u söyleyeyim bence. Astor uzun vadede kesinlikle alınabilir. Yatırım yönetici. Türk Hava Yolları yıl sonu beklentiniz. Heh. Şimdi Türk Hava Yolları yıl sonu. O kadar çok karışık ki zaten Kasım geldi. Aralık 2 ay var. Yani muhtemelen ya 260-300 arasında konumlanır diye tahmin ediyorum. Kısa bir şey söyler misin? Kısa bir şey söyleyin lütfen. Ayşe Hanım nereye ilgili kısa bir şey söyleyeyim, anlamadım. Vanet gibi, Vanet gıda içi, gıda içi düşüneceğiz. Vanet. İnanın bilmiyorum Vanet'i gerçekten. Altın espri hakkında. Yani altın espri hakkında hisse gibi alıyorsunuz. Ya ben fonu alsam daha iyi ya. Altın espri almam ben ya. Ben giderim fon alırım. Ne söyleyeyim yani. 1 milyon civarı. 1 milyon civarı ne var ya gerçekten. Bir tane kredili konut alınır ya. 60 liradan altın tahta alacağım. Sevgili Çoban, anlamadım demek istediğinizi. Bir daha tekrarlar mısınız? Benim sorum var fonlarla ilgili. Fon satın alımında marj olayını ben anlayamadım. Akbank'ta alıyorum, marj yok ama İş Bankası'ndan 150 marj diyor.
Marjdan kastınız ne demek mesela? Neyin marjı yani? Hocam bankadan gram altın almak, fon almak mı da? Şimdi gram altında makas var. Fakat fonlarda makas farkı yok. O yüzden fonlar kesinlikle çok önemli. Fon diyorum tabii ki de %100. Hayatınızda büyük tasarruf olarak neler yapıyorsunuz? Büyük tasarruf olarak. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Tatil mesela bence büyük bir tasarruf. Yılda 30-40 bin liradan tasarruf ediyorum. Ot gibi bir hayat. Ayıp söylemesi, az önce gittim mesela çiğ köfte yedim. 30 liraydı. Yani 100 liraya mesela 2 tane lahmacun yiyebilirdim. Yemedim. Kâr ettim. Büyük diyorsunuz. Büyükten kastım. iPhone almıyorum mesela. iPhone yok. Yani kullandığım telefonu, yani şöyle söyleyeyim, 13,5 bin liraya almıştım. Xiaomi'nin 12T Pro. Gayet iyi yani bence. Bakın. İkinci cihazım var. Huawei. Tamam mı? 1400'e aldım. İkinci el. Yani şurası kırık hatta. Şurada bir yeri. Bakın. Bunlar önemli şeyler bence. Yeğenim var. Alma dedim. Aldı. Şu anda beni izliyordur büyük ihtimalle. Az önce yayın yok diyordu. Aldı. Dedi ki bak geldim sana bu fiyata. Beraber dedim arsa şey tarla alalım dedim mesela. Ben böyle yaparım ya. Almam yani. Tab uzun vadeli. Yani 2-3 tane uzun vadeli bırakabilirim belki. Abi hangi ekonomi ekolünü benimsiyorsun? Avusturya, Chicago, Freiburg. Yani ekonomi ekolü. Yani size şöyle söyleyeyim aslında. Bizim özellikle zaten takip ettiğimiz Chicago dersen herhalde daha iyi olur. Cihat dedi kulağı çınlasın. Her sabah kahvaltı dinliyoruz. Bağımlılık oldu. Ya Cihat Hoca'yı var ya bu ara bazen böyle dinleyemediğim oluyor. Üzülüyorum gerçekten. Robert Kiyosaki 20 Ekim tweet'i altında olsa 3700 dolar der. Tamam. Kiyosaki zaten ben paylaşmıştım Burcu'nun. Kesinlikle özellikle dinlemek lazım Kiyosaki'yi. Evet. Uzun vadede inanılmaz paralar kazandıracak altın ve gümüş özellikle. İSFİM var elinde. Bunu ne yapayım? Bir değerlendirebilir misin demiş. İSFİM. Tamam değerlendireceğim birazdan. Yarın düşer mi hocam borsa sizce? Düşebilir. Belli olmaz. Aylık 5000 yatırım ile kaç fon seçmeliyiz? 5 tane olabilir bence. 5000 lira 5 fon. 60 liradan Türk 5'i aldım. Daha da toplayacağım demek. Wow. Çok iyi. Bırakmayın bence Sevgi Hanım. Cihat Çiçek candır. Kesinlikle candır ya. Artık kredili konut doldu. Banka vermiyor. Cihat Bey'in yüzünden 4 tane aldım. Sağ olsun demiş. Ya çok iyi. Bu çok iyiydi gerçekten. Doldu diyor. Vallahi iyiydi ya. Yani dolduysa eş dostun üzerine alabilirsiniz. Altın fonu hangisini alıyorsunuz? Afo var mesela. Benim yani Akbank ağırlıklı çalıştığım için. Neden bilmiyorum. Sebebi yok ya. Afo. Yabancı ise senede fon almak mantıklı mı? Tabii ki. Dolar bazlı kazanç. Ben de iPhone kullanmıyorum ama hepimizin hayatının zayıf olduğu ilgi alanları vardır. Para harcamadığın, para harcadığın. Sizinki nedir? Ha zayıf olduğu mu demiş. Zayıf olduğu. Para harcadığı. Tatlı. Tatlıyı çok seviyorum. Dayanamıyorum. Zafiyetim bu. Cetede Avusturya. Olabilir. Ekol. Yani herkesin bir ekol farkı. Ya bu neye benziyor aslında? Yani mesela şimdi edebiyatla da alakalı çok fazla şey var mesela edebi olarak. Kitaplarımı şöyle göstereyim. Yani kitap okumayı çok seviyorum mesela. Ben Rus edebiyatına bayılırım yani. Yani şimdi çok farklı şeyler ya. Fransız edebiyatını da severim. Baktığınız zaman göreceli. Ben mesela psikoloji yani inanılmaz bayılıyorum. Felsefik psikoloji ağır şeyleri severim. Çok seviyorum. Çok farklı şeyler var ya içerisinde. Derin. Ekonominin de mesela ekol kısmında derin kısmı var. Yani daha derin bakış açısında bakanlar var. Yani şöyle yüzeysel değerlendiren var. Birçok şey farklı. Yani insanların bence bakış açısı nereden baktığına bağlı yani. Değişir buna göre bence. Bakalım. Ki ben de bu arada şu anda söyleyeyim ekonomi okumayı planlıyorum bundan sonra. Optisyen zaten biliyorsunuz ve bir finans üzerine bir bakalım. Eğitim almak istiyorum özellikle. Sorularınız varsa alabilirim. Hoş geldiniz. Yeni katılanlar oldu. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kasım ayında bir buluşma düzenliyorum. İstanbul'da olanlar varsa ya da gerçi Kocaeli'den bile katılanlar olacak yani. Körfez'den bir kişi yazdırdı mesela.
Ya tabii şu anda erkek ağırlıklı ama kadın olarak yani katılacak olanlar var. Eğer katılmak isteyenler varsa bana Instagram'dan lütfen iletişmek için DM'den yazın. Telefon numaranızda bir sakıncası yoksa bırakabilirsiniz sizler de. Türkiye'de yaşarken zaten hayatımız felsefe olmuş diyor. Ekstra felsefeye gerek kalmıyor. Yani evet ya, baktığımız zaman yorum yapmak zor mu bu konuyu, ama yani zor ya, hayat şartları zor. Merhaba demiş Mehmet Yılmaz. Merhaba, hoş geldiniz. Gözlerim, hoş geldiniz. Film önerisi beni çok sevindirir. Film derken, ha film. Film mi? Bakalım. Etkinlik var 4 Kasım'da. Yani 4 Kasım olarak bir gün belirlemedik de etkinlik düzenleyeceğiz. Evet, İstanbul'da buluşmaya yapıyoruz. Katılmak isteyenler varsa lütfen benimle irtibata geçsinler benimle. Uzun vadede fon almak mı, hisse almak mı? İkisi de diyorum. Ben ağırlıklı fonlara tabii ki yatırım yapıyorum ama evet yani. Şimdi Ankara Temel Tokyo'da yaşam var mı? Olmaz mı? Gerçekten var. Orayla ilgili çok güzel bilgi vereyim size. Abi Bursa'dan gelmeye çalışacağım. Arif Kogan, inanılmazsın vallahi, gerçekten saygı duyuyorum ya. Vallahi saygı duyuyorum. Ya çok böyle eğlenceli olacak bence. Yani katılmak isteyenler kesinlikle katılın. Bakın şu an çok fazla kişi var. İstanbul'daysanız çekinmeyin, gerçekten çok güzel bir gün olacak bence o gün. Böyle sohbet, ortam, eğlence, birçok konuya dair konuşacağız, tanışacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir bağlantı kuracağız, ağ kuracağız aslında. Bu ağla beraber, bu ağla beraber biz o ağımızı genişleteceğiz. Güzel bir paylaşım içerisinde olduğumuz zaman gerçekten çok daha güzel günler bizi bekliyor olacak. Şimdi Ankara Temelli Bölgesi ile ilgili Ayşe Hanım, orada son bir yıl içerisinde çok fazla değişkenlik oldu. Depremden sonra çok fazla göç geldi oraya. Ankara'daki evlerin fiyatlarının artmasından dolayı, 15-20 bin lira olmasından dolayı, en kötü Sincan'da bile 10-12 bin lira arasında. İnsanlar şu anda 5-6 bin liraya çok güzel, pardon, evler alabiliyor bu arada. Ben de Ankara Temelli Bölgesi ile ilgili çok ciddi çalışıyorum ve bir gayrimenkul danışmanı olarak da oradaki evleri inceliyorum ve sürekli gidip geliyorum. Kendi evimi aldım, sattım, kiraya verdim. Alan kişiye kiraya verdim tabii ki. Şu anda kiralık olarak kiraya vermeye devam ediyorum. Ve sizlerin de soruları varsa yardımcı olurum. 600 binden başlayarak çok güzel evler var arkadaşlar. İkinciyi alıyordum. Satıcının gazabını aradım. İki durak kala metroda, yani kapora istememişti. Evi başkası da kapora almış. İkinciyi alamamıştım. 400 alacaktım onu 6 ay önce. 650 olmuş orası, oldu şu anda ikinci evimde. Neyse çok önemli değil. Ama kredi konut alacaksanız alın. Girişim açık bir yer. Hiç böyle ekşi sözlük yorumlar ve benzeri okumayın. Beni dinleyin siz bakın. Gerçekten. Ben çok güzel yorum yaparım. Merak ettikleriniz varsa özelden yazın. Cevap veriyorum zaten biliyorsunuz. Hiç gücenmem yani, şey yapmam. Sonra cevap veririm. Fon demiş. Fon olarak bakalım. Fon. Fon önerisi beni çok sevindirir. Ya öneremiyorum fon gerçekten. Videolarımı izleyin zaten. Çok güzel videolarım var. Sadece ortalama düşünme mantığı yatırım için yeterli mi? Hayır tabii ki değil yani. Değil. Bizler ne yapıyoruz? Aziz Sönmez. Uzun vadeci. Yani ortalama düşünme haricinde fiyatı ne olursa olsun her ay alım yapıyoruz. En bence banko garanti olan yöntem bu bence. Mert Başaran hakkındaki düşünceleriniz demiş. Şimdi Mert Başaran şöyle. Ben bir kitabını okumuştum zaten. Diğer kitabını da, Bırak isimli kitabını alacağım, okuyacağım bu arada. Mert Başaran'ı çok başarılı buluyorum. Gerçekten örnek alınması gereken bir insan bence. Hayatının başlangıcında benimle aynı sektörde başlamış. Ben de bir lojistik sektöründe başlamıştım. Depo envanter işi yapmıştım ve aynı zamanda stoklama, işte access point yönetimi, bilgi işlem, IT, bu işlerden yürümüştüm, gitmiştim. O da bu işleri yapmıştı ve aynı zamanda da kendisi çok başarılı bir bence gayrimenkul danışmanı. Biliyorsunuz zaten sizler de çok fazla gayrimenkulle alakalı paylaşım yapıyor. İşte arsa ve tarlalarla ilgili çok güzel söylemleri var. Ben takip ediyorum, kitabını okudum. Okumayanlar varsa tavsiye ediyorum tabii ki de. Canlı yayında açarsanız iyi olur. Gelemeyenler için. Tabii ki açarım kesinlikle.
Temel Tokyo'ya tren kaçtı demiş. Niye kaçsın ki? Seçimden sonra bakın görün mesela. 1 milyon bence. Mehmet Has Bilmaz. Mekan belli değil bu arada. Yani ortak bir karar bu arada. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım aslında. Herkese soracağım fikrini. Ortak bir alan belirleyeceğim. Bakarsınız belki Kadıköy mesela. Ben Pendik'teyim zaten. Biliyorsunuz. Atlayacağım Marmara'ya geleceğim mesela. Hani karşıdan gelen kişi için de bence Kadıköy belki mantıklı olabilir. Ben görmedim buluşma. Şimdi gözlerim buluşmamız Kasım ayında olacak. Net tarih belli değil ama 15'ini geçmeyecek. O 2 hafta süre içerisinde biz bir hafta öncesinden zaten ayarlayacağız. Günü kesinleştireceğiz. Kadın katılımcılar da var tabii ki de. Sizler de yazabilirsiniz. Çok güzel bir ortam olacak bence. Hep beraber yani sohbet eşliğinde bir yer belirleyip şey yapacağız. Hocam nerede ev demiş. Pendik'te. Mahalle söylemeyeyim bence. Abi temel analizi nasıl öğrendin? Kimden dinlemeliyiz? Şimdi ben temel analiz ve teknik analiz çok uzun süre takip ettiğim kişiler var tabii ki de. Fakat sizler ne yapın biliyor musunuz bence? Udemy'den eğitim paketi alın. Bakın. Ben gayrimenkul, arsa yatırımı, web tasarım, her şeyi İngilizce ile özel eğitim alabiliyorsunuz. Alın. Udemy'de çok güzel sayfalar var. Bakın arkadaşlar. Girin, inceleyin ve bakın. Ve bu işin gerçekten çok ucuz böyle fiyatlarla 70 lira, 80 lira bakmayın 500 lira fiyattan çizip de o fiyata indiğini. O fiyat hep zaten yani sonuçta. Alın. Çok güzel bir puan olan kişilerin eğitim programları. Ben de bakarım. Varsa bırakırım sizlere. Tavsiye ederim. Bundan dolayı çok faydalı bence. Öneririm. Dostum, hisse portföyünü adetlerle bize söyleyebilir misin? Adet neden söyleyeyim? Yani olmaz ki. Yanlış olur. Şimdi eş dost var. Mal varlığımız ortaya çıkmasın. Tabii şaka yapıyorum yani. Ya, o kadar hisseye girmek istemedim ya. Ama bakın o fon sepeti yaptım ya. Hepsi var bende bu arada. Hani alım noktasına göre şu an mesela belirlemiş olabilirim ama hepsi var diyebilirim. Yeni katılanlar hoş geldiniz. 65.000'e 3 artı 1 ne? 65.000'e 6 milyon 500 bin anladım. Fonlardaki hisse ve değişken ağırlığı azaltın. Altın fonlarına ağırlık vereceğim. Yani altın fonları şu an mesela arttığı için ben biraz bekliyorum yani. İlle de birileri bir şey duyurdu diye. Ama yani aydan aya düzenli alımlar yapılabilir. Fakat yüklenmek yanlıştır bence. Dikkat etmek lazım. Neresi hocam demiş. Yani söyleyemem de evimi niye söyleyeyim. Araç satıp alacağım fikrin demiş. Ha, ev almak için mi? Ben ev almak için işte Ankara Temel Toki var mesela. Oradan alırım. Çok güzel yer bence bildiğim kadarıyla. Yani bildiğim kadarıyla değil. Biliyorum zaten. Edirne'ye bakabilirsiniz. Evet. Bakalım başka soru var mı? Hangi Toki? Ankara Temelli Toki. Güzel insan Aydın Hoca. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tam bir leşberiz. Dipçi süngerci olarak. Vallahi dibini sıyırıyoruz değil mi? İzmir'e bekleriz. İzmir'e geleceğim. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bu arada İzmir'e gelme şansım var hakikaten ya benim bir hafta içinde. Belli olmaz ha belki de. İzmir'e gelebilirim yani. İzmir'deki bir diyormuş ki lütfen bir İzmir'de buluşmaya. Hakikaten ha bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de mesela şu an kaç kişi İzmir'de burada? 32 kişi var şu an mesela. İzmir'dekileri lütfen bir yazın bakalım. Udemy'deki eğitimler çok faydalı. Size katılıyorum. Ben çok alıyorum ya Udemy'de. Hatta bir tane şey almıştım. Zaman yönetimi almıştım. O güzeldi. Bu hafta borsa pozitif mi negatif mi? Bakacağız. Göreceğiz yani. Kimse bir şey bilmiyor ya gerçekten. Bunu böyle söyleyeyim. NRC değişken fon değil mi o? NRC yürür zaten bence kesin olarak. Mert Başaran bir yıl önce söyledi orayı. Nereye söylemişti? Ankara'yı mı? Ben almıştım zaten o zamanlarda. Ondan duymadım tabii de. Evet İzmir'de beklerim diyor. İzmir'de bekleriz. Aa iki kişi oldu. 88 bin lira. Bir sene önce 88 bin lira değildi. İki sene önce 88 bin liraydı. Ev meselesini anlamadım. Ses gitmişti. Ya Ankara Temel Toki diye evler var işte. İki sene önce 80-90 bin liraydı. Şu anda 650 bin lira bandında. Onu diyoruz yani. Hocam 10 tane fon portföyü ve 10 tane temettü hissesi portföyü yapıp 5-10 tane almak istiyorum. Çok mantıklı. Kesinlikle. Yani her ay düzenli almak lazım. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Hisselerden çıkıp altcoin'e gelirim şu an.
Vallahi bir şey söyleyeyim, içim okudum sen. Altcoin'leri ben çok güvenmiyorum. Solana'yı ben yani 90, 100, 110 ton toplayıp 233'ten satmıştım. Güzel para kazanmıştım. Ben dolar bazlı, dolar da atmıştı. Şu anda kaç yani 30'lara gelmiş herhalde. Yani ben ne yaparım biliyor musunuz aslında? Altcoin'de de güvendiğim böyle belli başlı tabii ki şeyler var. Yatırım yöneticisi olmayıp mesela Avax, herkes çok konuştu ama Avax, Solana, ondan sonra başka eskilerden kim var mesela? Ripple falan almazdım mesela ben şahsen. Solana koyayım diyeyim. Ondan sonra başka ne? Ethereum söylememe gerek yok zaten. Aslında DGB var mesela. Digibyte mi? Ne öyle bir şey vardı galiba. Olabilir. Vallahi Solana 33 dolara gelmiş bu arada. Vay be. Ben hisseden çıkmazdım bu arada. İzmir bir kişi var şu an, Ayşe Hanım var. Ne zaman yatırım yapmaya başladın? Yani ne zaman hisse almaya? 2,5-3 sene olmuştur yani. 2,5 sene diyelim yani. Çok abartayım da. İzmir'deyim kanka, doğumu büyümedimmiş. Muammer Yavuz. İzmir şu an 3 kişi oldu bu arada ya. Vallahi iyi bence. Betül Bakkal Aydın demiş. Aydın, ben olarak dedim Aydın olarak. Olma İzmir'e gelirsiniz Aydın'dan değil mi Betül Hanım? Aydın Bey, seçimden sonra kredi oranları ne olur? Ne yönde olur? Seçimden sonra değil tabii. Seçimden önce bir sürpriz çıkabilir bu arada, bilginiz olsun. Wow, İzmir Burcu online demiş. AOE fonu. Düşsün, daha çok alalım. 10 sene ben bekleteceğim, tutacağım onu, ellemeyeceğim. 650 milyar mı demek istiyorsunuz evi demiş. İşte 650 bin TL. Eski payda 650 milyar. Ben de varım İzmir. AES, AFT, İMVO, GMR aldım, yeni başladım. Çok mantıklı. AFT ve AES var bende. Ne demiş? Kral, ben Manisa beklerim demiş. Valla bir kadından kral gelmesi çok garip geldi ama olsun yine de. Samimi buluyorum ben yani. Yanlış anlamıyor tabii ki. Manisa İzmir arası çok uzun değil biliyorsunuz. Sizi de bekliyorum ama İzmir'e. Gelmezseniz aralarım valla. Benim fon sepetimde neredeyse 10 kalem alıp aylık alımlarda 5 devam planlıyorum. Olabilir Aziz Bey. Sen de İzmir'de misin? Yok, ben İstanbul'dayım da İzmir'e geleceğim belki bir hafta içinde. Hem fon almak hem temettü hissesi almak yerine sadece birisine gelmek daha mı iyi? Ya zaten hisse aldığın zaman temettü verenlerden de bakabilirsiniz. Çok büyük problem değil. Esat CTK, hoş geldin Esat. Benim çok eski ve daimi takipçim. Hisseci bu arada. Hisse alıyor kendisi sürekli. Hoş geldin hocam. Hocam bu Tezol ne olur? Tezol derken o neymiş öyle bayağı? Tezol bakalım. Evet, İstanbul için tekrar söylüyorum. Katılacak olan varsa Tezol hisse. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Europop Tezol kağıt. Vallahi zaten belli bir süreye gelmiş ya. Destek. Yani bakalım mesela şöyle bir hareketlerini. Çanaktan yukarı çıkmış ve şu anda aşağı düşüyor zaten baktığımız zaman. Ben kendi şöyle bir baktığım zaman yani, o yüzden Tezol'u biraz daha yavaş yavaş bekleyerek almakta fayda var. Yani o grafiğini inceliyorum şu an mesela. 5 yıla bakayım mesela şöyle bir. Evet. Buradan çanak yapıp yukarı çıkmış ve aşağı iniyor. Biraz da aşağı inip yatağa geçip tekrar yukarı çıkabilir. Gümüş için. Vallahi gümüş gerçekten alalım ya. Gümüş var ya, bırakmayalım. Yıl sonuna kadar fonlarda aldığımız zaman kesinlikle stopaj vergi ödenmiyor. Ben gümüşü koleksiyon anlamında da alacağım için şey yapacağım. Fiziki almayı planlıyorum. Esat teşekkür ederim. Kardeşim güzel yayınlar. Eyvallah, hoş geldin kardeşim. Anca gelebildin demiş. Zaten benim yayınımı izlemese bile bazen akşam izliyorsun biliyorum, 12'de falan. Şimdi yayına katılmak isteyenler var bu arada. Yani kabul edeyim mi yani? Katılmak isteyen varsa alabilirim bakın. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz? 2 kişi var şu anda. Katılım talebinde bulunan. En de daha düşer mi? Yeni BES videosu gelecek mi? Bakacağım. BES lirayı evet, inceleyeceğim biraz da. İSFİN. Hadi İSFİN'e bakayım ya. İSFİN. 5 yıl diyelim. Oo, İSFİN zaten. İSFİN'de şey mi oldu bakayım. Şöyle İSFİN gibi verelim bakalım.
şöyle 5 sene diyelim şuraya. 5 yıl diyelim. Bakalım. Teşekkür ederim demiş Tuncay. Rica ederim. Patlama yapabilecek. Hangisi? Ha şey mi? İsmin için mi konuşuyoruz? Ne için konuşuyoruz? Grafiğin açılmasını bekliyorum. Şeye bakayım. Vallahi ismin için bir bakacağım. Şu an bakamadım da. 6.34. Yok boş ver, kimse katılmasın. Soru soralım diyor. Tamam, katılmasın. Halka arzlardan kar oranı çok düşük demiş. Hangisi için mesela diyoruz? Yani tabii ki kar oranı şu an düşük de TAP mesela güzel verecek bence. Altın bozduralım mı? Altın niye bozduralım yani? Tutmak varken, almak varken bile. Bence hiç gerek yok. Altını bozmayalım ya. Ben bozmam yani. Oo, İSFİN zaten bir şey söyleyeyim mi? İSFİN şu an alınmaz ya. İnanılmaz yani. Zaten şu anda o 5 liradan gelmiş 10 liralara kısa bir sürede hiçbir şekilde çok böyle yüksek bir gerileme yok. Daha durun bakalım. Biraz daha şey yapsın da. Ya fincan kulp aslında çok basit. Uzun süreli alın mesela, örnek veriyorum. Ne yapın biliyor musunuz? Mesela örnek 5 yıl. Hadi kim inceleyelim burada? Hareket olduğu için. Mesela Koç'u inceleyelim. Koç. Şimdi size şu anda bilgi vereceğim. Yani bu tutmayan yok, öyle söyleyeyim yani şu an şey olarak. Bakacağım şimdi fincan kulp ve evet. İnternette benim sıkıntı var ama şöyle açmadı. Açıyorum şu anda. Şimdi 5 yıl diyoruz, mesela 1 yıl diyorsunuz, örnek veriyorum, tamam mı? Grafiği incelemek için. Uzun vade görmek için 5 sene. Yani bu tabi mesela belli bir süre sürekli böyle yükselmiş. Yani mesela 5 gün diyelim, örnek veriyorum. Bir ay diyelim. Bunu böyle de açmanız gerekiyor. Mesela 5 günü göreceksiniz. Bir aya bakacaksınız. Altaya bakacaksınız. O fincan hareketi var şu mesela. Şöyle geldi. Kulpu da oluyor mesela. Zaten belli bir şekilde şuradan aşağı indiği zaman yatay seyreder ve yukarı çıkmaya başlar. Biz buraları almamız gerekiyor. Şu kısım var ya, bakın. Şuradan aşağı indi mesela. 3 ay, 5 ay, 6 ay belki de devam edecek bu şekilde veya 1 ay. Buradan çıkıyor ve tekrar bir aşağı iniş var. Şimdi burada şu kulpu da tamamlamış oluyor mesela şu. Şu hareket. Şu hareket tamamlanıyor. Bunu inceleyebilirsiniz sizler, bakabilirsiniz. En temel anlatım bu şekilde zaten. Buna göre bakmamız gerekiyor. Aydın Bey, fizik gümüş alınır mı birikim için? Ya şöyle aslında Burcu Hanım, fiziki gümüşte alım satım çok ciddi bir makas var. Zarar edebiliriz. Bundan dolayı da eğer sizlerin vazgeçebileceği bir rakamsa tabii ki fizik gümüş de tercih etmek mantıklı. Ama eğer ben aldım 6 ay sonra bozdurayım derseniz olmaz. Zarar edersiniz yani. Bundan dolayı bence şöyle hatıra olarak mesela 10 gram alınabilir gümüş. Fiziki alın ne olacak? 20 gram. Tabii 1 ons mesela, ons alalım bir tane değil mi? Bir ons. O ons da oluyor. 30-31 gram olsa ne olacak ki zaten? 1000 lira falan mı yapıyor? Kaç yapıyor? 22 lira zaten. 21.62. Hadi onun fizikisi 7-23 olsa şu anda. Çarp 30'da mesela. Bakalım. 23 çarpı 31 desek onsuna. 713 lira. Niye almasın ki? Reader'ı küçük yorumlar mısınız ya? Reader kendini patlattı ya. Bunların 3 kamera var arkasında da. Bir tane kamera fonksiyonu açık ya. Ondan sonra. Ama ben hissi olarak çok güvenemiyorum ya. Nedense gerçekten bana çok güven vermiyor. Bundan dolayı da biraz böyle beni korkutuyor ya Reader. Ben satmıştım mesela. Jonse, Jante, Jonse Smart. Bunlar tabii ki uzun vadeli. Aldınız unutun bunları. Çok uzun vade yani. Satmak değil. Al 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 birikim. Arkadaşlar sat yok, al var. Şimdi TAP Gıda'yı ne yapıyoruz? Yeni katılanlar için TAP Gıda'yı çok şöyle yapması, psikolojik bir öngörüm var. İnsanlar normalde normal bir hisseyi bu hafta içerisinde ne yapar?
affedersiniz tabii ki de ama koyun dediğimiz topluluk, yani topluluktan kastı şu, toplu hareket etme anlamında, yoksa bir hakaret yok yani. Cuma günü satıyor bu topluluk. Aklı başında olanlar da perşembe çıkıyor. Çünkü neden? Cuma günü herkes çıkar diye öngördüğü için perşembeden çıkıyor. Ben dahil. Tab da pazartesinin kazancını alıp, salıyı da alıp, salı günü sabahtan çıkabilenler olabilir. Bakın. Ama alım da çok yoğun olacağı için BOFA şu anda içerisinde 8 milyar TL'ye bir dönüş yok. Şu anda dolaşım var. Bundan dolayı da takiplerim doğrultusunda ben salı günü valla %50 çıkacağım. %50'sini çıkarım söyleyeyim. Çarşamba günü de 25 lira çıkarım. Diğer 25'ini de evdeki çoklu olan varlığı da bırakırım ya, kalsın. Çok problem değil. Ons gümüş aynen. Alalım valla. Ons gümüş alalım. 2 yıl önce gümüşün gramı 4-5 lira. Gerçekten arkadaşlarım vardı. Çalışma arkadaşlarım. Banka hesabını aldım. Hesap açmıştım. Dedim ki hadi 200 lira gümüş falan alıyorsun demiştim. İşte gümüş alıyorsun demiştim. Aldırıyordum ya sürekli. Almaya devam ediyorsa abi kaç yaşında yatırım yapmaya başladım kim sayesinde? Ben şöyle söyleyeyim. Kim sayesinde derken kitaplar sayesinde başladım. Onu söyleyeyim öncelikle. İlk okuduğum kitap hangisiydi biliyor musunuz? Bir dakika. Babil'in En Zengin Adamı'ydı. İkinci Yoksul Baba Zengin Baba. Kiyosaki'yi çok dinledim. İnanılmaz dinledim. Yani müthiş dinledim. Okudum. Nakit akışını da aldım okudum. Sonra Cihat Hoca'ya denk geldim. Bu hikayenin devamında. Çünkü neden biliyor musunuz? İşin içine girdim ya. Artık araştırmaya başladım video. Cihat Hoca'yı gördüm. Cihat Hoca'yı bir sene boyunca aralıksız dinledim. İşte komut alın falan. Sincan deyince bir şimşek çaktı bende hemen. Dedim hemen gideyim Sincan'a bakayım. İlanlara girdim. Baktım ev aldım. O süre zarfında ben ne yapıyordum biliyor musunuz? 2,5 sene önce civarıydı galiba. Hisse. Ama bakın ben bir şey söyleyeceğim. Hisseden önce 4 sene önce civarıydım bu arada. Yatırımcıydım zaten. Fakat coinlerde. Müthiş derecede inceliyordum arkadaşlar. İnanılmaz inceliyordum. Yani bakın şu anki hani çoğu kişi bana başarılısın diyor. Çok abartmayayım fakat coinlerde de başarılıydım gerçekten. İnanılmaz takip ediyordum. Yani böyle bir takip yok. Bakın hisseyi şu an bu kadar takip etmiyorum. Gerçekten samimi söylüyorum ya. Günlük o günün parası 1000 lira para kazanıyordum ben ya. 1000 lira. Maaşım kaç paraydı şurada zaten o zamanlar. İnanılmaz para kazanıyordum. Alsat yapıyordum. Solana'yı mesela topluyorum. Topla. Çok güzel kazanç elde etmiştim. Yaşım şu an 34-35'e giriyorum. Aradan biri doğum günüm bu arada. İşte yani 2,5-3 sene, yani 4 sene diyeyim mesela. 30-31 yaşında falan diyeyim. Onun öncesinde çok para harcıyordum bu arada. Aydın Bey bize enflasyon altında ucuz kere demiş. Uygun faizli kredi kampanyaları lazım. Serbest dönemdeki gibi demiş. He, sebaz dönemdeki gibi. Bulacağız. Onları yapacağız. 18 yaş altı hesap açılır mı? BES hesabı açılıyor diye biliyorum. Bir bankanızla görüşün lütfen. BES hesabını açıp niye bıraktın hocam demiş. Yani güven kırıklığı oldu bende. Niye bıraktım biliyor musunuz? Ben Solana'dan çıktım. 230 liradan 20'ye düştü ya. Böyle bir kayıp var mı yani? Ya bana çok samimi gelmedi aslında artık yani. Böyle bir hisset. Bu kadar olmaz yani. Tamam. Yani mesela şu anlamda düşecek tabii. Ayı var. Evet, ayı sezonu. Gayet normal. Hissede de böyle bir şey olsa. Ama bu kadar böyle spekülasyonlar, insanların işte parasını içeri almalar, Luna Coin'de olduğu gibi. Yani üzüldüm insanlara resmen ya. Girmeyin diyorum herkese. Herkes giriyordu. Bir sürü para kaybetti. Çalışma arkadaşım vardı. 90 bin lira kaybetti ya. 90 bin lira. Vallahi beni şimdi tekrar coinlere sokacaksın Esat kardeşim ya. Bak altyapım çok sağlam ona göre. Ve samimi söyleyeyim bir şey söyleyeyim mi? Hisselere göre coin altyapım daha sağlam benim biliyor musunuz? Aklımda birçok şey var yani benim. Eskiden mesela. Raven coin'ler nelerdi ya benim o zamanlardaki. Müthiş ya. Çok şey vardı. Tron mesela. Ethereum söylemeye gerek yok zaten de. Digibyte. Oo bende XUJ miydi o? Yok. ZEC vardı ZEC. XEC vardı. ZEC coin. Bir para kazandım ondan ben. İnanılmaz para kazanmıştım ya. NFT ve tarihçiler düşer mi?
tacılar biraz daha düşebilir bu arada. Coin anlatayım. Ya tamam, mesela coinlere şu an bakalım. Bir BTC'ye bakalım mesela. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben şeye bakmak istiyorum. Yani esas kardeşim bir dakika, bir bana biraz izin ver. Lütfen ben Solana'ya bakmak istiyorum. Sol yazayım şuraya. Sol USD. Coinler çok şeyli ya, böyle keyifli aslında. 20'lerden nihayet 30'a gelmiş ya. 33'e gelmiş yani. Nihayet. 5 yıla bakalım. Baksana ya şuraya bak. 211 lira. 211. 2021. İçerideydim o zamanlar ben yani şeyde. Satmıştım daha doğrusu. Bakın şöyle geri gelmiş. Geri gelmiş 33. 10. ay. Bir sene boyunca aynı gitmiş ya. Bir sene. Bir şey söyleyeyim mi? Bence arkadaşlar terlettim mi? Terlettim vallahi ya Esat. Şu an var ya. Şu anda bakın boğa sezonu açılmıştır diyorum. Dermişim diyorum. Açıldı mı? Açıldı be. Vallahi açılmış ya bence. Vallahi boğa gelmiş, bakın söyleyeyim. Solana mesela 60 dolar olursa şok olmayalım yani. BTC. Ya BTC'yi alsak ne olur ki yani? BTC çok para lazım BTC için ya. Robert Kiyosaki Bitcoin 135 bin USD olacağını söylüyor. Doğru. Bir şey söyleyeyim bu arada. Bence Robert Kiyosaki çok ciddi bir Bitcoin balinası. Bak gerçekten ya. Bir tweet attı adam. 6 bin dolar birden attı ya. BTC ya. 28'den 34'e çıktı resmen ya. Vallahi doğru değil mi ya? Siz de katılmıyor musunuz? Adam topluyor ya resmen. Coin. Vallahi kanalda var ya, ben aslında bir dakika ya, bir şey söyleyeyim mi? Burada 30 kişi var şu an temel kadro. Coin'le alakalı post paylaşayım ister misiniz? Esat ister tabii ki de. Aşağım da ister. Burcu'nun da ister bence. Coin'ciler belli oluyor. Vallahi coin'ciler var ya. Coin'ciler hisselere geçmişler ya. Benim gibi. Ama ya lazım ya. Evet ya, Kiyosaki amcamız var ya. Adam çok şey. Bir Bitcoin açamadım ya şuradan. İnternette bir sıkıntı var galiba. Dolar gösterseymiş keşke. Biz de fiyatını dolar yapalım şuradan. 34,5 bin dolar. Wow. Biraz geri gelmiş bu arada bu. Birazcık geri gelmiş. Fincan kulübünü şey yapalım mı? Bitcoin'e uygulayalım mı? Fincan kulübü. Hakikaten ya. Var ya. Bitcoin var ya buradan. Bir şey söyleyeyim. Ben kendi öngörüm ne biliyor musunuz? Ha, Twitter'dan da yapacağım, tamam. Ben şöyle bir şey öngörüyorum. Bu Bitcoin'i 32 bin liraya kadar çekebilirler bence. Destek 30 muymuş burası? Of yok ya, 30 mu? Bir şey söyleyeyim mi? 29'lara falan çekip de oradan tekrar bir füze çıkarabilir bence. Bak bu benim öngörüm ha bu arada. Kendi şey tecrübem yani. Yarın canlı yayın coin için demiş. Yarın pazartesi, yarın açabilir miyim acaba ya? Bakmam lazım ya. Bu hafta programım çok yoğun. İki tane danışmanlık vereceğim firma var. Avukat birisi ve onun yanına gideceğim. Avukata ne der? Danışmanlık demeyin sakın. Web sitesi de aynı zamanda onun işte Google işletme vesaire yönetimleri var. Son 5 yıl, 6 ay. DLD zararla satsam mı demiş. Bence satmayın ya. DLD fon. Yok yok, daha bu. Yani şu anda biz de yeni girdik. Hemen satmak olmaz bence yani. O gerek yok. Yani böyle çok şey yapmayalım bence. Biraz sabırlı olmak lazım bence. Gerçekten bu tarz şeylerde sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Dolar mesela şu anda çok hareketli görüyorum ben. Kendi öngörüm. Fırlayabilir. Saat 9'u. 9.15 geçe yayını kapatmayı planlıyorum. 12 dakika var arkadaşlar. Ben de evime gideyim bu arada. Yarın erken kalkabilirim çünkü. Sorusu olan var mı bu arada? Yani sorunuz varsa alabilirim arkadaşlar.
Yeni girip çıkanlar var şu anda. Yeni katılanlar var. Evet. Sorularınızı alabilirim bu arada. Altcoin iflas ettirir. Ya tabii canım, ben altcoin'e girmem şu an zaten ya. Alırsam Bitcoin, yani Ethereum alırım belki. OYP dolar için 2020'de 36 lira diyor beklentisi. Tabii olabilir yani. Vera'yı ne yapacaksınız? Ha Vera. Bak bir şey söyleyeyim, çok güzel bir konuya değindiniz bu arada. Gözde çakmak değil mi? Belki Vera, Cuma günü herkes çıkacak Vera'dan bence. Gayet normal bir şekilde. Ve ben ne yaparım? Ben Perşembe günü çıkarım, söyleyeyim size. Ya çok fazla karın ne olduğu önemli değil yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada çok yoğun olduğum için uykusuzum biraz. Çok güzel bir yayın, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ayşe Hanım. Uzun vade için tüpraş almak iyi mi demiş. Tabii tüpraş zaten 5 yılda zengin eder yani. Yarınki borsa açılışı ne olur? Bilmiyorum ama borsa, bilemiyoruz yani. Bence düşebilir yani. Belki düşükten bir şey yapabilir. Yani kusura bakmayın, alerjim var. Bu arada burnum kaşınıyor böyle. Özür diliyorum yani. Rica ederim Burcu Hanım. Yani sizler beni böyle sürekli takip etmeye devam edersiniz ve desteklerseniz gerçekten benim sırtım yere gelmez diyorum. Gözde çakmak rica ederim. Gözde Hanım, bu arada İstanbul'daysanız buyurun gelin siz de. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Buluşma çok güzel olacak bence gerçekten. Böyle çok güzel selfie yaparız. Oturur konuşuruz. İstanbul olan varsa beklerim. Yani sana gelme bebeğin zihni var. Evet, bebeğim bekliyor şu anda da evde. Endeks 6900 beklentisi var. Beklemek lazım diyor. Olabilir. 6500'e gelebilir yani. Her şey olabilir. Buluşma İstanbul'da olacak ama yeri belli değil. Belki yüksek ihtimalle Kadıköy olabilir bu arada. Söyleyeyim yani. Pegasus nasıl? Oo, ha, Peseus mu? Paseus. Paseus neydi ya? Pegasus değil mi? Pegasus. Ha, gün. Şöyle söyleyeyim. Rica etsem şöyle Eskişehir, gerçi bu arada Eskişehir diyelim ya, ben 3-4 gün önce yayınlamadım yani, ne olur ne olmaz diye. MR satamadık. MR elinde şu anda kimse almıyor çünkü. Alamıyor. Ben şey yapacağım bu arada Gözde Hanım. Günü bir hafta öncesinden belirleyeceğim. Arkadaşlarla konuşurum bugün yarın zaten. Size özellikle notumu alayım. Yazayım size. Ben bu arada biliyorsunuz zaten tarlalarla ilgili bir gezi planım var bu arada. İşte mesela örnek veriyorum. Eskişehir'e geldim, döndüm. İzmir'e gideceğim. Ondan sonra belki bir ihtimal Ankara. Belki şehirler arası, yani şehirlerde de bir buluşma planlayabilirim. Bu arada takipçim, abonem 9000'e geçmiş bu arada. Sonsuz yani, gerçekten size sonsuz teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım. Evet. Gözde çakmak diyelim. Pasifik Avrasya Lojistik. Pasifik şeydi ya, ben onu biliyorum ya. Biliyorum bunu. Biraz spekülatif bir şey bence bu. İyi biliyorum ben bunu. Paseo. Bir şey söyleyeyim mi? Yavaş yavaş girilebilir sanki ya buna. Evet evet evet. Bir tane takipçim sormuştu. Yavaş yavaş bence girilebilir diye düşünüyorum. Paseo'ya. Olabilir. Evet. Başka sorunuz var mı bu arada arkadaşlar? Temettü için portföyde kaç hisse olmalı? Yani portföyde tabii ki tercih göre değişir fakat siz bilirsiniz yani, sonuçta para göre değişir yani. Atıyorum 100 binlik bir şeyde
10-15 tane olabilir belki ise. Soruların şu anda ivmesi biraz düştü. Geçen gün yayın açmıştım. Son böyle kapanışa doğru sorular böyle yağmur gibi gelmişti. Varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Bez önerir misiniz? Ya bezi şöyle aslında. Bakın çocuğunuz varsa açın mesela. Gayet mantıklı. Para biriktirmeyi bilmeyenler için, para biriktiremeyenler için, işte bez yazayım da bu arada. Konu vardı ama bez videomu yine yapacağım. Para biriktiremeyenler için kesinlikle idealdir ve gerçekten bence yapılabilir. Eğer düzenli bir şekilde para biriktiremiyorsanız bence BES'i açabilirsiniz. Ama onun haricinde ya hocam ben para biriktiriyorum zaten. Tefas'taki fonlara zaten alıyorum. Veya işte hisse alıyorum. Örnek veriyorum. O zaman gerçekten gerekiyor. Çünkü 30 sene falan kaldı. Emekli olmam ne? Paramı çektim. Yok kesildi. Bana göre değil ya. Bilmiyorum da. Katılım fonları. Evet. Katılım fonlarıyla ilgili iki tane videom var. YouTube'da izleyebilirsiniz bu arada. Bakabilirsiniz. Vallahi esnedim ya. Uykum geldi galiba. Fonlara öneriniz var mı? Öneride bulunamıyorum. Zaten benim aldıklarım yatırım önerisidir ya. AES, Akportföy, Petrol Fonu mesela. AFT, Akportföy Yeni Teknolojiler, Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bunları mesela çok ciddi şekilde alıyorum. Gümüş Fonu, GUM, Akportföy yine, GUM. İzmir Foça, Cihat Hoca öneriyor. İzmir Foça'yı ne diye öneriyordu Ayşe Hanım? Şey mi, ağır tarla falan diye mi? Araba fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? Yani araba fiyatlarına düşüş olmuyor gibi görüyorum ben ama biraz sanki durmuş gibi. Düşmez bence ya. Herkes öyle söylüyor ama bence artar ya, öyle söyleyeyim size. Vallahi artabilir. Foça bağırası. Ha. Not alalım bakalım. Ben tabii şimdi uzman olmadığım için, oraya gelmediğim için İzmir'e, o bölgeye yani. İzmir Kurtköy. Ya Kurtköy öneriyor da şimdi benim evim zaten Kurtköy'ün dibinde. Kurtköy şöyle söyleyeyim. Doymuş bir yer yani Kurtköy. Çünkü zaten havalimanı falan var yani. Ucuz ev yok ki Kurtköy'de. Ben önermem. Açık konuşuyorum. Bakın İstanbul'u biliyor. Ya bu burada ev sonuçta. Ben yanındayım. Ben doğma büyüme Acıbadem'liyim yani Kadıköy'lüyüm bu arada. Doğma büyüme. Şu 3 yıldır daha ben Pende'ye geldim. Uyum sağlayamadım tabii Pende'ye. Neden derseniz yani yanlış anlaşmışsın da biraz kültürel olarak Pendik dışta kalıyor yani. Ondan dolayı da uyum sağlamakta biraz zorlanmıştım aslında. Ben Kadıköy yani Acıbadem, Kadıköy. Koşu yoluna doğdum zaten. O bölgede doğdum. Faizler çok yüksek. En kötü kredinin aylık ödemesi asgari ücreti geçiyor. İster istemez düşmek veya durmak zorunda araba piyasası olabilir. Biz 18 yıl önce Aydın Nazlı'dan aldık. Hem üniversite bölgesi. Evet. Siz miydiniz ya o evi alan Aydın'dan? Aydın'dan. Demek ki sizdiniz ha. Evet. Tamam şimdi oldu Burcu Hanım. Ege bölgesindeki arkadaşlar demiş. Öneririm. Aydın Nazlı'dan hemen yazalım şuraya. Ağır konut alma hikayesini anlatayım. Tarih olarak çok ilginiz var. Arda, YZ, neydi o? Arda, YZ. Ha, bakayım ne bu? Arda'da grup bilişim. Nereden buldunuz ya bunu? Yatay devam eder biraz bence bu şekilde. Yatay devam eder ve bakalım. Bereket versin Burcu Hanım. Vallahi parayı katlamışsınız parayı. Burcu Özlevent. Arkadaşlar İzmir'deki sponsorumuz Burcu Hanım. Tabii şaka yapıyorum bu arada. Şakacıyımdır. Şimdi Arif Bey. Ev alma serüvenim. Ne yaptı biliyor musunuz? İsa Bey'le. Dur bir dakika, şunu not alayım da bu arada.
Ben dedim niye ev almadım ki? Bir sürü araba aldım, araba sattım vesaire. Koyun aldık, kar ettik, kazandık, paramız da vardı. Hisse alıyorduk vesaire. Bir baktım, peşinatım gerçekten yok. Bak, samimi söylüyorum, yok. Peşinatım yokken gittim, bir baktım, ya bankaya gittim, konuştum. O zamanki patronum maaşımı asgariden gösteriyordu. Yazı aldık vesaire, verdim işte neyse bir şekilde. Yani fazla maaş alıyordum da. Yaptık. Sonra krediyi sorguladım. Kredi çıktı. Vay dedim ya, ben gideyim o zaman hemen bir ev bakayım kendime. Sonra Cihat Hoca'nın işte o yönlendirmesinde Sincan. Gittim oraya. Ondan sonra baktım, evi gördüm. Hatta bir tane önce şöyle ev baktım sahibinden de, kapora verdim ya resmen. Bir tane satılmıştı, kapora verdi, eve gittim gördüm. Çok aşırı beğenmemiştim ama dedim ben buraya adam ederim. Bayağı kaç para, 60-70 bin de para harcamıştım ya oraya ben. Neyse, kredi onaylandı ya, bir şekilde aldım ya. Kredi kartından çektiğim 1.36'dan nakit avanslarla peşinat oluşturdum. Altın almıştım zaten biliyorsunuz o dönemlerde. Onların parası, hisselerimi sattım, fonlarımı sattım belli bir kısmını. Peşinatımı verdim. 219 bin lira almıştım. 100 bin lirasını peşin vermiştim. Geri kalan zaten işte o ıvır zıvıra bayağı para gitmişti. Daha sonrasında düşün, 60 sürü bin para harcamıştım. Bayağı da bir şey yapmıştım yani. Yeni eşyalar falan almıştım işte. Serüveni bu şekildeydi. Sıfır para. Benim param değil ya. Olmayan paradan ev aldım vallahi ya. Başkasının parasıyla. Çok zevkli oluyor vallahi. Bir daha alacağım öyle. Adem Bey, İsa Beyli, Nazil de çok iyi. Bir emlakçı hanım, Güler Emlak, sayılı esnaflarından. Öyle mi? Güler Emlak, Güler Emlak. Ya sizden ricam, beni tanıştırır mısınız? Ben de bu arada biliyorsunuz bir gayrimenkul danışmanıyım. Sertifikalı yani, ağızdan değil. Ege bölgesindeki evler İstanbul'dan pahalı olabilir Emine Hanım. Oo, kiraya verdim ya. 1500'ü kiraya verdim. Kiraya çıktı kısa süreli. Sonra 2000'e verdim. O da kısa süreli çıkmıştı. 3 ay kalmışlardı bunlar. Sonra da ev eşyalıydı zaten. 5000'e kiraya vermiştim. Şimdi evi sattığım kişiye ben kiraya verdim. 6000'e verdim kiraya. İzmir fiyat açısından pek makul değil gibi. İstanbul nasıl makul ya? İstanbul'da her yer pahalı vallahi ya. İstanbul'da evin incelemesi yapacağım. Esenyurt bölgesinde. Beylikdüzü, Esenyurt. Arkadaşlar yavaş yavaş, başka sorunuz yoksa yayını kapatacağım bu arada. Vallahi hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten vakit ayırıp da beni saatlerce izliyorsunuz. Emek veriyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. Çok önemli benim için. Yani buradaki kemik kadro sayesinde ben gerçekten bir yerlere geliyorum. Öyle söyleyeyim yani. Benim için çok önemli. Seçimden sonra borsa ne olur? Bence fırlar ya. İyi akşamlar kardeşim demiş. İyi akşamlar. Silver Blue 55. Burcu Hanım, valla siz çok aktifsiniz. Sizinle ilgili fikrim var yani, böyle moderatörlük falan gibi. Ben bakacağım, böyle aktif kişiler var. Onlarla görüşeceğim yani. Bu %25 mevzusunu kaldırmaları lazım. Yoksa bu iş kötü gidiyor demiş. Tabii kötü gidiyor. İnsanlar gerçekten çok mağdur yani, ev sahipleri. Ne var bal? İyi akşamlar demiş. Kendisi de gerçekten çok sağ olun. Çok takip ediyorsunuz sizler de. Videonun sonuna kadar duran herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu kapatıyorum.